ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmeyi istedim demedi Allah. Bilinmeyi murat ettim. O zaman insan da murat edecek, istemeyecek. Nereden isteyecek biliyor musun? İşte vakit dediğimiz olayla, saat mikrodaki saat, zaman dediğimiz sonsuzluktaki zaman 11, 22, 33 şeytanın rakamıdır diye sosyal medyada dolaşıyor. Ya geç oradan. Geç. Merak etmesinler. Ölünce kimse ölmüyor. Ya Araf'ta kalıyor. Bak ya Araf'ta kalıyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hatırlayın. Uyanık insan bütün gezegenleri tesir eder. Lakin gezegenler uyuyan insana tesir eder dediği yer. Allah'ı aşamayanlar bizden değildir diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Herkesin işine gelen Allah'ı yarattığı yerden bahsediyor. O mutta nikahını yapın. Nefsinizi tatmin edin. Ertesi günde yolunuza bakın gidin diye bir Rabbim yok. Öyle bir Kur'an-ı Kerim'de varsa gelsin benim alnımı karıştırsın insanlar. Efendim merhabalar. Çin tıbbı, parapsikoloji ve metafizik konuların uzmanı Ercan Han Üşümez'le birlikteyiz. Takipçilerimiz biliyorlar ki Haziran ayına yaklaşırken bir yayınımız vardı. Ve Ercan orada demişti ki bakın bunu söylemekle yükümlüyüm. CERN bir şeylerin peşinde ve bu peşinde olduğu şeyin tam da zamanlaması Haziran ayı. Şimdi soralım, Haziran'ı geçirdik, Ekim'e yaklaşıyoruz. Bir şey oldu biz mi fark etmedik yoksa sen yanlış bir öngörü mü yaptın? Aslında insan evet yanılabilir, şaşırabilir. Ama burada ben cevap verirken doğamın insan olan kısmından, tabiatımın beşer olan kısmından da sıyrılaraktan konuşmaya çalışıyorum. Şimdi önce bunu bir insan kendisine bir karar verecek. Tabiatı eğer beşerse bilgi sahibi olan fikir sahibi olur. Bilgi sahibi olmayan fikir sahibi olamaz dediğimiz yer. Lakin bilgi ve fikir sahibi olsak da reçeteyle, kitapla öngörü dediğimiz yerin kısmına bakaraktan irfan sahibi olunmayacağını anlarsınız. O zaman irfan sahibi olan ben miyim? Yok, değil. O zaman sen çekil ki aradan, gelsin sana yaradandan cevap vereceksin ki İslam'ın 5 şartını da bileceksin ki, imanın 6 şartını da kendinde içeren de bileceksin. Ama İslam'ın 5. şartının haricinde kendine bir de 6. şartı koyacaksın. O 6. şartını ben kendime koydum İslam'ın şartı olarak da. Haddini bilmek. Biz haddimizi bilerekten söyledik. O yüzden bazıları için bu adam kafadan atıyor diyebilirler. Saygı duyuyorum. Her dönem olur. Kimileri alkışlar, her zaman, her programda söylediğim gibi. Lakin körler ülkesinde göreni hastalıklı sayarlar. O yüzden bu körler ülkesindeysek görene körene dediğimiz yerden bakmak lazım. Ama burada aslında çoktan başladı. Hatta şunu söyleyebilirim ki hemen. Haziran'dan sonra söylediğim ve işaret ettiğim bu benim üzerime bir vazife olarak insanoğluna çokluklarımdan gelenden vermeliyim ki haddimi bilerek yalnız. İşte CERN harekete geçti. Dünya dediğim yerde dünyanın hatemisi geldi. Dünyanın hatemisi geldi. Bu kadar. Ne anlamalıyız bu sözden? Sevgili izleyiciler, hatemi kelime manası olarak da sonun sonu. Sonun sonu. Bir diğer manasıyla da mükafattır. Hatemi aynı zamanda mükafattır. İbranice'deki anlamı da mühürdür. Şimdi ben sevgili izleyicilere veriyorum. Hem de tohum ekiyorum. Mevlana Celaleddin Rumi der ki, üzülme der cancağızın. Açılmış yaran için üzülme. O yara içine ışığın girmesi için açılmıştır der. O zaman insanın tünelin sonunda vaat ettikleri dünyanın, o yönetenlerin, sabredin, tünelin sonundaki ışığı göreceksiniz, tünelin sonunda ışığı göreceksiniz diye insanlığı bugüne kadar götürdükleri yer onların hizmeti. Bana senden haber ver. Sen ne yaptın? Yürümeye devam ettin karanlıkta. Karanlığa laf atma. Ama o tünelin sonunda ışık yok. Bunu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Ta ki insan, yani beşerlikten sıyrılan doğası insan olan insan, kendisinin bir ışık olduğunu fark edene kadar. Makro, mikro deyimleri vardır ya, ekonomide de kullanılır. Bu alem içinde kullandığımız bir deyimdir. Mikro alem, şu anda yaşadığımız madde dünya.
İşte bak saat işliyor. İnsanlar saat için koşturuyorlar, onu yapıyorlar. Yetişemedim, edemedim, çocuğumu alacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Her şeyi o saatle indirgenmiş. Mikrodur saat. Zaman ise, üçe bölün bakın bunu hayatınıza. Mikrodaki saati bir de zaman ekleyin. Zaman Rabbimin kendisidir. Sonsuzdur. Değil mi? Sonsuz. Bir de üçüncüsünü ekleyin. Adına vakit deyin. Vakit ise gün doğumunun doğduğu, gün batımının da sırlandığı yerdir. Yani bir şey doğar ve sırlanır. Doğar ve sırlanır. İşte ana rahminden dünyaya gelen bütün bu insanlar vakti kullansınlar. Her gün doğumunda kendi gönül rahimlerinden tekrar dünyaya gelmeyi murat etsinler. O zaman göz perdesi kalkmaya başlayacaktır. Çünkü o zaman beşerlikten sıyrılacaktır. O zaman saate takılı kalmayacaktır. E şimdi dediğimiz zaman sevgili Emel, hayra konuşacaksan konuş, konuşmayacaksan sus. Aa Ercan bak bu söz senin için. Eyvallah, bu beni ilgilendirir ama seni değil. Neden? Çünkü ben o sözü şöyle algılarım. Benim akletmez misiniz dediği yerde aklettiğim yer kendimedir. Yani hayra konuşacaksan konuş, konuşmayacaksan sus dediği yer benim diğer insanlarla işim yok ki. Kendime hayırlı konuşmam lazım. Bir kendi dörtlü üç suyumu temizlemem lazım Emel. Bir kendimin çokluklarından kurtulmam lazım Emel. O yüzden kendime hayra konuşacaksam, canım bir sonraki programa daha zamanımız var dediğim zaman, para kazanmama zamanımız var dediğim zaman, daha bu çocuğumun böyle olmasına daha zaman var dediğim zaman, zaman Allah'ın kendisi ve sonsuz. Sen bu mikro alemde, madde aleminde, aşağıların en aşağısı olan bu dünyada bu deyimi kullandığın anda sisteme diyorsun ki, Allah'ım hani şükürle hamd gibi, aradaki fark gibi. Allah'ım senin sonsuzluğunda sen ne zaman verirsen ver. Bu sefer ne oluyor? Kur'an'da der Allah'tır diyor değil mi? Aynen öyle. Zaman Allah'tır der. Zaman Allah'tır. Aynen. Şimdi bu zamanı verdiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Hani hep merak ederiz ya atalardan gelenler. Sen şimdi diyorsun ki zamanı var. 7 asır sonra senin bir torununa denk gelen bu zamanı o zamana kullanıyorsun. Ve atalardan aktarım öyle oluyor. Zamanı var ondan hücumu alacağım. Zamanı var para kazanacağım. Daha zamanı var bu yerlerin sahibi olacağım. Zamanı var bu işimin. Dediğin zaman sonsuzluğa atıyorsun. Tohum atıyorsun. Ama nereye attığın belli değil. Arzına mı? Semana atıyorsun. İnsanın yukarısı semasıdır. Aşağısı kendi arzıdır. Yani kendi arzından kökleneceğin yerde Allah'ın ikramını reddedip zamana onu atıyorsun. Allah sonsuzdur. Allah ben bunu yapabilmeye muktedir miyim Ercan? Yani ilahi bir olması gerekenler silsilesi yok mu? Ben bunu dedim diye onun yeriyle, zamanıyla olabileceği anla oynayabiliyor muyum? Değiştirebiliyor muyum? Allah bütün diğer varlıklardan seni en üstün olarak kılmıştır. Bak en üstün. Kendinden bir esmasıyla, nuruyla yaratmıştır. Seni diğer varlıklardan ayırandır o. İnsan mekanda bedenlenmiş bir varlık olarak zamanda manasını arar. Zamandaki mana kimdir? Allah. Başkası var mıdır? Yoktur. Ama biz zamandaki manamızdaki tarikat dediğimiz yolumuzu kaybedip mekanda sıkışmış madde alemindeyiz. Bunu idrak etmek için Rabbim kadere inandığımız yerde, evet kadere inanırız. Mutlak kader ölümdür. Zümer suresini hatırlatırım tekrar. Biz nice kavimleri helak ettik. Dilersek siz de helak eder, yerinize yeni bir kavim getiririz diyorum. Var mı itirazı olan? Yok. Hani buna ben itiraz ediyorum diyen bir Allah'ın kulu çıksın da itiraz etsin. Burada Allah bence başka bir şey söylüyor ya da ben buna katılmıyorum desin bakalım. Sıkıysa söylesin, söyleyemez. Allah vaadinden dönmez. O zaman vaadinden dönmeyen Allah'sa siz hangi vaadinden döndünüz? Siz neyi kaybettiniz? Bana insanlara şu anda desem ki bütün izleyicilerinize şeriatınızı söyleyin bana ya. Şeriatınızdan bahsedin bana desem Emel. Şu anda izleyicilerin hepsine soruyorum. Şeriatın nesi? Şeriat dendi mi izleyicilerimizin bazıları alarmize olacaklar ve şeriat diyecekler. Korkacaklar. Kafa kesen, kol koparan, bir taraf seçen. Recmin olduğu bir yer gibi algılayacaklar. Oysa ben onlara şu anda bu ses tonumla şöyle söyleyeyim. Şeriat
annenizin sütüdür. Anne sütüdür. Anne sütünün içerisinde ilahi bir düzen vardır. Annenin o çocuğa aktardığı bir düzenidir. Emzirir ama kubbe şeklinde olan yerden ona düzenini aktarır. Tıpkı biz de camiye gittiğimizde kubbenin altında ibadet ettiğimiz yerde Allah'ın düzeninin bizim kalplerimize indirdiği gibi. Ama İslam'ı seçsek de hepimiz bu toplumun içerisinde İslam'ı seçtik desek de Allah diyor ki onlar İslam'ı seçerler. Lakin biz kalplerine imanı indirmedikçe iman etmiş olmazlar. Ey iman edenler diyor. Bak ey iman edenler Allah'a iman edin diyor. Vay o namaz kılanların haline diyor. Kimi uyarıyor? Bizleri uyarıyor. İşte İslam'ın benim için bak benim için 5 şartından sonraki kendime öğrettiğim 6. şartım bu bana ait. Senin dinin sana, benim dinim bana. Haddimi bilmek. Annenin manası derindir. Erkekler yani eril kuvve mikrodadır, madde alemindedir. Ama kadın derindir, manadır. Yani makro deriz biz ona. Şimdi anne düzenini aktardığı zaman çocuğu o düzen akar. Bakın bir düzen vardır zaten. Hiç kimse hamile olduğunda şöyle elini kafasına bir şaltere koyar gibi benim sütüm şöyle vitaminli olsun, böyle olsun, çocuğa bunlar olsun, bunlar olsun diye bir kodlama yapamaz ki. Her annenin sütünün besin değeri ve içeriği farklı olduğuna göre her çocuğa akan şeriat de farklı mıdır? Çünkü herkesin idrak derecesi görevli olduğu kısımdan kendi tarikat ve hakikat yolunu bulma olayları farklıdır. Bilmediği bir madde alemine geldi. Nereye geldiğini bilmiyor. Hangi alemin o güzelliğinden gelip aşağıların en aşağısı olan dünyaya düştüğü anda maddeyi algılayamıyor hemen çocuk, bebek. Ama 12 yaşına geldiğinde artık birçok şeyi algılıyor. Ve kendi hakikatini, ama bak herkesin hakikati kendine. Herkesin. Bu nettir. Parmak izimizin birbiriyle aynı olmadığı gibi hakikatimizi ulaşma yolumuz da farklıdır. Sadece birbirimize vesile oluruz. Bir küçücük küçücük mum ışıkları gibi bir vesile haline geliriz. Şimdi kendi hakikatine ulaştığı anda kişi orada durur. Anne de geri çekilir. Allah da kulunu yarattığında geri çekildi. Neden? Cüz'i iradesinden, kendi nefesinden, ona gök sema ile arzı arasında kendi esmasından ve nurundan üfledi. İşte bak. Hakikatini bulma yolunda ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmeyi istedim demedi Allah. Bilinmeyi murat ettim. O zaman insan da murat edecek, istemeyecek. Nereden isteyecek biliyor musun? İşte vakit dediğimiz olayla, saat mikrodaki saat, zaman dediğimiz sonsuzluktaki zamanda. Bana eşyanın hakikatini göster dediğin yer mikro alemdir. Ama Rabbim bana hakikatini nasip et. Hani seni istiyorum dediği yer. Çünkü beni aradan çekmedikçe ona ulaşamayacağımız yerdir o. Zamana sesleniriz. Vakitte ise işte insan vakitte ne yapar söyleyeyim sana. Gün doğumuyla gün batımı. Dedim ya ana rahminden bu dünyaya geldik. Ama her gün doğumunda gönül rahminden tekrardan dünyaya gelmeyi murad edelim ki orada zanaatkarlık devreye giriyor. Zanaatkarlık devreye girdiği zaman zannı at ki kâra geç diyor sana. Türkçemizde çok muhteşem kelimeler. Harika akıyor. Çok güzel. Yargılarını bırak. Çokluklarını bırak. Biz Adem'in zürriyetini sırtından, omurgasından yarattık diyor. Şimdi zürriyet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da diyor ki Rabbim sen benim zürriyetimi dost doğru yolda gidenlerden olmayı nasip et diyor duasında. Şimdi omurgayı düşünün. Şimdi burada altını tekrardan çizeceğim. 11, 22, 33 şeytanın rakamıdır diye sosyal medyada dolaşıyor. Yahu geç oradan. Geç, bırak. Yahu sen kimsin? 33'e, 22'ye, 11'e şeytanın rakamı diyorsun. İşte Madonna kullanıyormuş, o kullanıyormuş. Tabii ki kullanır. Senin bugün ledün ilmini de onlar çaldı. Senin bugün Allah'ın nasip ettiği kabala, Kabe ve Allah'ın kısaltılmış şekli kabalağını da onlar çaldı. Yani hayra kullanacağımız şeyi onlar kendi nefisleri için kendi boyutlarını kullanmaya başladılar. Şimdi orada 33 tane senin omurgan var kardeşim senin. Biraz oku. İkra et. Senin omurganın sayısı 33. 33, 33, 33. Sen diyorsun ki şeytanın rakamı. O zaman insandaki, bütün insanlardaki omurga 33 tane ise bütün insanları şeytan mı yarattı? 33 rakamı eğer şeytanınsa. Şimdi bak burada
bazı kavramları, bazı şeyleri akletmemiz lazım. Siz akletmez misiniz diyor Rabbim? Allah'ın anayasası kesindir. Neden 33 tane boğum var omurgamızda? Orası en aşağısı. USB kaydı gibi düşün. Nasıl bilgisayara USB'yi takıyoruz? Bütün kayıtların orada olup 2500-3000 yılda çürümüyor orası. Kuyruk sokumu. Kuyruk sokumu. Orası aşağıların en aşağısı. Yani sistemde bütün siyatik sinirlerin geçtiği yerdir. Bütün sistemin, nöronların en hızlı aktığı yerdir. Tıp terapisinde çok önemlidir. Bütün sinir ağları oradan geçer. Beynimize bağlanır. Beyin omurilik sıvısı tam yukarıdadır. Yeni doğmuş bir bebeğin ensesinden koklarız dedim ya. Oh deriz, cennet kokuyor. Ensesinden koklayayım. İşte orası beyin omurilik sıvısının girdiği yerdir. Yani orası cennet makamıdır. Herkesin de ense kısmı o cennet makamıdır. O yüzden bazı atıflar vardır. Bakmayın bazı şeylerde böyle yabancı Hollywood filmlerinde atıflar yapar. Orada da iman etmişler var. İşte Matrix'teki tam ensesinden sokup Matrix'e soktukları, çıkardıkları anda kendi hakikatlerine uyandıkları yer. Yani burası önemli değil ama biraz teşbih edelim diye söylüyorum. 2500-3000 yıl DNA kayıtlarının muhafaza edilmesi. Niçin öyle bir zaman yaratıcı güç onu sonsuza kadar muhafaza edebilirdi? Niçin bir ömür koymuş? Aslında ömür koymadı. İdrak edenlere hani her nefis bir gün ölümü tadacaktır. Senin nefis boyutuna sesleniyor. Yani bu dünyadaki Matrix algına, bu dünyadaki hakikat dediğimiz yerde yaşayan hakikatin ötesindeki manana sonsuz bir yaşam, sonsuz bir ömür. Bunu söylüyor. Şimdi burada beden ölüyor, beden gidiyor dediğimiz yerde birçok evliyanın bedenleri de diri kalıyor. Şimdi hani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de işaret ettiği şekilde burada yatanların çoğu, burada yatanların birçoğu nazardan ölmüştür diyor. %95, %98. Değil mi? Öyle bir ifadeleri evet. Var. Evet. O zaman enerjiyi dediğimiz kısmı es geçemeyiz. En çok nazarı anne baba evladına değdir dediği yere geçemeyiz. Demek ki nazar dediğimiz enerjisel boyutta insanların ölüm ve doğmak alanındaki Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği. Ana rahminden düştük pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Diyor bu kadar. Şimdi bu kadar alanın içerisinde sizin mananız neyse ona göre biçimleneceksiniz. Bedenen de manadır. Peki Hatemi'ye tekrar dönelim. Orası yarım kalmasın. Lütfen. Çok önemli çünkü. Tabii ki. Zümer suresinden de örnek verdin. Tabii biz oradaki ifadeleri sanki geçmiş kavimlere bir uyarı mahiyetinde gibi anlıyoruz zaman zaman. Hala bir topluluğun helak edilme uyarısını kapsıyor olabilir mi? Yani orada bugünün insanına da bir uyarı var mı? Bugün, yarın, önden önceki gün, tarih, geçmiş dediğimiz kavramlar Allah katında yoktur. Sizin 1000 yılınız benim katımda bir gündür diyor. İnsan kendi tarikat, tarik dediğim o düzenini kaybettiği yerde bu soruları kendisine muhatap bulur. Ama senden bana gelen soru değil. İnsanın kendinden kendine akan soru da burada bulur. Şimdi bu kısımda Allah'ı, Rabbimizi İyi bilmek lazım. Burada Abdülkadir Geylani Hazretleri Efendimiz'in yazdığı menkıbesindeki sözü bu. Benim sözüm değil ha. Allah'ı aşamayanlar bizden değildir diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Allah'ı aşamayanlar bizden değildir diyor. Ne demek bu? Herkesin işine gelen Allah'ı yarattığı yerden bahsediyor. Çünkü herkes işine gelen bu madde aleminde kendi fetvasını veriyor. Çünkü işine gelen Allah'ı yaratmış oluyor. Yani kendi sanrılarınla oluşturduğu, tanrısal boyuttaki karar verdiği, canım ben bunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, namaz da kılmıyorum, oruç da tutmuyorum, bunu da yapmıyorum, kimsenin namusuna bakmıyorum dediği yer var ya, çok tehlikeli. Sen ona anayasadan dışarı çıkıyorsun. Ve ben bir gece evet bu hovardalığı yapıyorum ama imam nikahımı kıydım. Ertesi günde boş ol, boş ol, boş ol dedim, bıraktım. Sen Allah'ı mı kandırıyorsun? İşte kendi yarattığın Allah. Rabbini kandıramazsın. Allah'ın anayasasında kadınlarınızla bir gecelik hovarda yapmak için nefsini zeynik düşündü ama yine de ben size kıyamadım sevgili erkekler. O yüzden o mutlu nikahını yapın, nefsinizi tatmin edin, ertesi günde yolunuza bakın gidin diye bir Rabbim yok. Öyle bir Kur'an-ı Kerim'de varsa gelsin benim alnımı karıştırsın insanlar. Şimdi burada Abdülkadir Geylani Hazretleri Efendimiz diyor ki
Allah'ı aşamayanlar bizden değildir. Bu kadar basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 18 bin alemin yüzüzü hürmetine yaratma nedenini Peygamber Efendimiz söylüyor. Yani Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Resulüm diye. Hani bütün alemleri senin yüzün suyun hürmetine yarattım diyor. Levlak sırrında sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Ama bir düşün bakalım. Bütün alemleri onun yüzü suyu hürmetine yarattığı yerde Rabbim secde eden bir peygamber efendim var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bana eşyanın hakikatini gösterdi. Hayretimi arttırdı. Şimdi bakın biz kimiz ki çözdük diyebilirim. Biz kimiz ki dünyanın bütün derdini, gamını, tasasını çözebiliriz diyebilirim. Biz neyiz ki? Bak işte haddi bilmek burada. Ben Kur'an-ı Kerim'i tamamen çözdüm diyebilirim. Biz kimiz ki sanrılarımızla bu böyledir, kat'i böyledir diyebilirim. Merak etmesinler. Ölünce kimse ölmüyor. Ya arafta kalıyor. Bak ya arafta kalıyor. Ki o kabir azabı çok ciddi bir sınavdır. Çok ciddi bir yerdir. İşte arafta kalmak. Bu dünyada ateşi ateş diye algılamayın. Hanımlar, beyler, sevgili izleyiciler. Siz cehennem ateşini ocakta yaktınız, pişirdiğiniz, ısındığınız ateş diye algılamayın. Belki, ya da kazanı kaynatan ateş aynen, gibi değil. Belki bu dünyada sizi en çok serinleten bu su. Bak bu su cehennem azabınız olmasın. Bak Emel dünyanın çivisi çıktı deyim vardır ya. Haziran'dan bu zamana şu anlattığımı bir kafanızda toparlayın. Bunu hatta bir kez daha izleyin. Bir izlediğiniz zaman bir kez daha izleyin. Durdurarak izleyin. Not alın. İçlerinizde ne açılıyor ona bakın. Haziran'dan sonra hiçbir şey olmayacak, eskisi gibi olmayacak dediğim, seslendiğim yer insanın gökyüzü, sema dediğimiz arzı değişirse insanın da bir seması var, arzı var. Bu alan değişecek. Biz buna elektromanyetik alan deriz. Kuantum fiziğiyle uğraşanlar bilirler. Paralel evrenlerden bahsederler. Bu da bak pozitif bilim. Dünyayı çizin. 4 tane çarpı koyun. Doğu, batı, güney, kuzey. Dünyanın dışında bir manyetik alan var. Bu manyetik alan, bak kuantum fizikçiler bunu bu şekilde açıklarlar. Bu manyetik alanı 4 ayrı yere yerleştirdiğiniz bazı cihazlar vardır. Bugün o cihazlar çok teknolojik anlamda 94'te aslında bitti. 94'ten beri dünyada deneniyor. Yani bu CERN projesi daha 2-3 yıllık veya 5 yıllık bir şey değil. 94'te bitti aslında. Şimdi bu kısımda yapıldığı zaman aktif hali aynı anda getirdiğiniz şey evde 1, 2, 3, 4 yerden bu elektromanyetik cihazları vardır. Cep telefonları da o manyetik alanı kapsar. Açtığınız zaman ortada oturun bir vortex oluşacaktır. Amerika'da satılır bunlar şifa için piramidin üstüne koyarlar sağına soluna. Hani internetten bakabilirler. Bakırdan yaptıkları piramidin içine o elektromanyetik sistemi kurar. İnsan içine oturur böyle hisseder. Hatta şöyle bir zinciri tutarsınız. Videoları var. Baksınlar yani Google'a herkes giriyor teknolojik anlamda. Bugün herkesin elinde telefon var. Böyle kolye yukarı kalkıyor hemen. Yukarıdan dönüyor böyle. Hani yer çekiminin tam zıttı. Bakın elektromanyetiği anladınız mı? Şimdi basit bir şifa tekniğinde bile bunu kullanıyorlar. 94'te aslında biten bir makineden bahsettim ben. Ve şu anda artık bitti dediğim, aktif hale getirdikleri dediğim yeri dünyanın hatemisi. İnsanın hatemisi yani sonun sonu. Dünyanın peki, aurasını mı artık tersine çevirdiler? Aynen öyle tersine çevirecekler. Zaten burada amaç da şu. Kur'an-ı Kerim ne zamanki güneş batıdan doğacak dediği kıyamet yere, alameti. Kıyamet alameti. Şimdi senin gözün, senin kulağın dediğim yeri iyi işittin. Ey gafiller diye bahseden ariflerin, yani derin uykundan uyan dedikleri yerde, sen insanlara kötü diyemezsin artık. Niye? Çünkü Allah şu anda bu dünyanın üzerinde putperest yaşıyor mu? Yaşıyor. Ateşe tapanlar yaşıyor mu? Yaşıyor. Hristiyanı yaşıyor mu? Yahudisi yaşıyor mu? Hepsi yaşıyor değil mi? Müslümanı da yaşıyor mu? Yaşıyor. O zaman diyemezsin ki Allah sevgiyi ve bu söylediklerini sadece Müslümanlara yolladı. Hayır. Burada sen bunu söylediğin anda bitersin arkadaş. Bütün insanlara yollamıştır. Bütün alemlere yollamıştır.
O zaman iyi bir kötü diye arama. Kötü dediğin kısımdan gelene bak. Ne geliyor oradan? Teknolojiyle yaptıkları sistemde Kur'an-ı Kerim'in bütün söyledikleri alametleri tek tek gerçekleştirmeye başlayan bizim karanlık deyip de bir türlü önümüze dizilip o 13 ailenin bakın biz 13 aileyiz bu dünyayı biz böyle yönetiyoruz diye ortaya çıkıp konuşmadıkları ama bizim perdenin arkasından sürekli atıflarda bulunduğumuz bir sisteme sesleniyoruz. Ama onları da yaratan Allah'ın olduğunu unutmuyor. Unutmamamız lazım. Şimdi şeytanı da yaratan Allah. İblisleri de, ifritleri de yaratan Allah. Cinleri de yaratan Allah. Ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde cinlere ve insanlara çok ins olaraktan çok atıf vardır. Şimdi bunları reddedemeyiz. O zaman sen sendekinden bana haber ver. Onlar yapıyorlar bütün sistemin kurgularını, her şeylerini. Bana senden haber ver. Sen ne yapıyorsun? Saffat suresi 36-37. Ayet. Karbonun atom numarası 37'dir. Şimdi baktığın zaman insanın vücudunun %98'i karbon. Ama 37. ayet karşımıza çıktıysa biz onları sıra sıra dizdik dediği DNA'ya atıf yaptığı Rabbimin 37 bak dikkat et 36 değil. O ayetteki anlatılan yerde insanın yaratılışındaki atıflar var Rabbimin bize emanet olarak bıraktığı bu ayette. Bugün pozitif bilimde diyor ki karbonun atom numarası 37'dir. Şimdi bunlar tesadüf olabilir mi? Mümkün mü? Değil. Allah'ın katında tesadüf diye bir şey yoktur. Aslında değişim dönüşüm dediğimiz yer tam burası. Bak değişim dönüşüm dediğimiz yer. Bunu engelleyemeyeceksiniz. Engellenemeyecek. Yani karbon salınımını azaltmak için insanı insan yapan özellikleri kademeli olarak devreden çıkaracaklar. Devreden çıkaracaklar. Şimdi işte bak. Al sana hatemi. Aynen öyle. Ve ben senin programında bir atıfta bulunmuştum. Demiştim ki bir Cüneyt Sapsu'nun Davos'taki bir toplantısında kendi ağzıyla ben işte Profesör Hariri'nin bu toplantısına girdim. Daha önceden de birçok şeye tanık oldum. Kök hücredir, telefondur, daha bunlar ortada yokken. Lakin bu seferki beni çok ürküttü dediğim, hatırlattığım yeri hatırladın mı? Evet. Bundan çok değil 10-15 yıl sonra yeni bir cins türü geliyor ve benim sözüm değil bu. Cüneyt Bey'in sözü. Bizler son homo sapiensiz dedi. Son insanlarız. Ben belki göremeyeceğim dedi. Belki yani siz görürsünüz dedi o röportajı yapan çocuğa. Yaşı daha genç olduğu için. Şimdi bak bütün her şeyi birleştirin. Akletmez misiniz dediğimiz yerde bir puzzle'ı bile yaparken dışarıdan içeri doğru alırsınız. Ortadan başlayamazsınız. Yani puzzle'ı tamamlayamazsınız. Dış çerçevesini oluşturdukça içeri merkeze doğru bitirirsiniz. Şimdi ben de size dışlarınızdan kendi puzzle'ınızı oluşturmanız için verdiğim bilgiler diyorum bir şey sayın seyircilere. Bu hatemi yani yok oluş, sonun sonu, yok oluş demeyelim ama sonun sonu sadece belli bir kitle için mi, yaratılış formu için mi geçerli yoksa sonun sonu tüm dünya için mi? Dünya yerinde kalacak Emel. Dünyaya bir şey olmayacak. Şöyle düşün, burayı daha net açıklayalım. Elif, dal, mim. Elif. O zaman anlarız o 13 aileyi. Elon Musk kim? Bill Gates kim? Bakın burayı iyi anlayın. Yani seyircilere söylediğim şey bu. Elif, dal, mim. Elif. Dört elementtir. Dört element üzerinde tutar. Sırrı beşinci elementtir. İnsanın vücut derecesi 36.6, 36.7. Ateş elementidir. Ciğerleri doldurduğumuz Elif'in nefesi hava elementimizdir. Toprak, toprakta ne varsa senin vücudundaki bütün epidermis dokunda da aynı mineraller vardır. Toprak elementini barındırıyorsun. Ateş, hava, su, toprak. Dörtlü üçün su. Şimdi bak buraya kadar her şey normal. Herkes Elif üzerine dünyaya gelir. Dal ne biliyor musun? Dal toplayan demek. Toplayan, seçen. Daha doğrusu seçiyor. Elif'ten dünyaya gelen bir çocuğun bütün elementleri barındırırken feleklerde ve gezegenlerde bir çocuk dünyaya geldiğinde sesi 1 milyona bölündüğü anda bütün gezegenleri gider. O gezegenlerden de balans olaraktan bıngıldak noktasından içeri girer dedik. Bak dal. Neyi seçti biliyor musun? O çocuğun ateş elementi. O kişinin işte 12 yaştan bahsediyorum. Hani dedim ya 0 ile 12 yaş arası 12 yaştan itibaren. Ben su elementiyim. Ben şuyum. Burçlar doğdu. Kişi dedi ki ben koçum.
ateştir benim elementim. Ben böyle sevmem, şöyle yapmam, böyle yapmam. Aa, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hatırlayın. Uyanık insanı, uyanık insan bütün gezegenleri tesir eder. Lakin gezegenler uyuyan insanı tesir eder dediği yer. Şimdi bak, burada işte o ateş elementini elif, elementler dedik ya, dal, seçen dedik ya, mim ne? Elif, dal, mim. Mim de bunları toplayan. Ben şimdi ateş elementini seçtim. Mim toplayansa, bütünü yani toplayan. Vücut mu? Bütün vücudun dışarıda ne yaşayacaksan, kader silsilesindeki bütün her şeyini sen seçmiş oluyorsun. Hep bunlar benim başıma mı gelecek kardeşim? Ben tamam celalliyim, şöyleyim, böyleyim, bunlar mı benim başıma gelecek? Ben biraz atarım, ben bu suyu şu sofrada isterim, benim karakterim bu dediğin yeri de neyi topladıysan ateş elementinde, su elementinde, hani mizaçlar dediğimiz yer devreye girip o mim toplayanı biçimlendiriyor. Şimdi bak, burası bütün insanlık için geçerli. Ayrım toplama yapmıyor işini gezegenlerde mi yapıyor insan? Tabii ki kendisinde belirlediği, hangi elementi belirlediyse elif, çünkü Allah herkese eşit yaratır. Yani Allah şöyle yapmaz, bu zenci ve Hristiyan onu yamuk yaratsın. Böyle bir şey yapmaz. Elif dört elementi barındırdığı için herkese eşit oranda yarattı. Sonrasında aşağıların en aşağısında dal, seçen dedik ya. Çocuk dünyaya geldi. Çocuk dünyaya gelip 0 yaşından 12 yaşına kadar nefsi safi makamında. Tertemiz. 12 yaşından itibaren artık sorumlu dedik ya. İşte orada bebekken ilk ağlama sesi, poposuna vurup ağlatıyoruz ya. Bütün gezegenlere dağıldı. Orada o felekler kapısından geçti ama nefsi safiyesinden şeriat, tarikat, hakikat, marifet kapıları dedi ki anne sütü şeriattır. Buradan geldi. Bu 12 yaşından itibaren de bebekken ilk dünyaya çıktığında frekans olaraktan gezegenlere gittiği o ses 1 milyona bölünüp ince sicimler gibi. İşte 12 yaşından itibaren seçtiği o element neyse elif makamından sonra dal dediğim yerde onlar gelmeye başladı. Gezegenlerin tesir etmeye başladı. Dalda seçtiğin, o işte gayen, niyetin, aklettiğin yer. Çünkü 12 yaşındaki çocuk akleder, emin olduğuna. Hata yapar, yanlış yapar. Bakın net ama seçer. Seçti artık. Mim toplar. Artık hayatında sürekli 17 yaş, 20 yaş, 25 yaş orada seçtiğinin olayları karşısına gelir. Ve insanlar şöyle gaflet içine düşerler. Ya bu kadar olaylar benim başıma geliyor ya. Bunlar hep bana buluyor. Bu adı, bu tür insan, cins, insan türü beni buluyor. Çünkü seçtiğinle, işte seçtiğinle sınanırsın dediğimiz yer. Sen onu seçtin çünkü. Ateşi seçtin, sen suyu seçtin, sen bunu seçtin. Sürekli insanlar seni dolandırıyor. Sürekli insanlar seni kandırıyor. Hani yengeç burcu şöyledir, ikizler burcu böyledir dediğimiz, anlattığımız yerin farklı bir perde kısmından anlatıyorum. O yüzden astroloji çok kıymetli, çok değerlidir. Ama bunu da idrak edecek, zamandaki manaya bakacak olaraktan görün. Yani mekanda bedenlenmiş varlıktan biraz sıyrılıp zamandaki manasını arayan insan, doğası insan olan kısmından bakın. O zaman daha net anlayacaksınız şu an anlattığımı. Bu bir kader mi peki seçtiklerim? Tabii, bu senin önceden belirlenmiş kaderin. Oysa insan şöyle düşün, o mutlak kaderine giderken Allah hiçbir zaman kendini küfrettirecek bir insan yaratmaz. Ama bugün Allah'a küfredenler çok. Ateistler çok. Neden Allah kendi inancına ters düşen varlık bu dünyayı yaratsın? İşte bak, buradan küçücük bir kıl inceliğinde bir yerden sıyrılması lazım seyircilerim. Bakın Hatemi'ye doğru gidiyoruz yine. Bu kısımda elif, dal, mim'i seçtikten sonra ikinci kısım çok önemli. Elif, elif, lam, mim, ra devreye girer. Herkes eşit var. Elif, dal, mim. Elementler seçtiğin ve toplanan. Buna biz insanın kaderi, insanın yolu, insanın niyeti, gayesi deriz. Herkes de eşittir bu. Ama ikinci kademesi elif, elif, lam, mim, ra. Bak burada yine elif var. Buradaki elif ne biliyor musun? Elif, dal, mim. Dört elementten seçtin, geldin, haşroldun ya, bu benim dedin. Benim kardeşim bu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dediğin yer var ya işte. Buradan buraya elife gelirsin, o karakterin. Çok küfre düşeceğimiz yer. Allah korusun. Hani ben böyleyim, ben ateş elementiyim, ben böyleyim, su elementiyim, ben naifim, ben cemalim, ben celal konuşurum sürekli, bunu yaparım. Kendini kısıtladığın ve kategorize yer. Bak ettiğin şimdi yer. Bu elif bu. Geldin ikinci makamda, mertebede. Lam ne orada? Lam'ın anlamı ne biliyor musun Emel? İnce levha demek. İnce levha.
Dalın yerine lam mı geldi lam şimdi? Geldi. Lam ince levha demek. Şimdi o levha altın, dünyadaki altından daha parlak, elmastan daha göz alıcı. Çok acayip bir yerdir o levha. Şimdi buraya kadar getirdin, tamam güzel. Hani 40 yaş kemale yaş deriz ya. Şimdi bak buraya kadar Elif'le geldin, seçtin. Elif dal mıyım? Sonra Elif'e geldin, oradasın. Ama bu sefer ikinci mertebede sana 40 yaş kemale yaş dediklerinde Elif, lam, mim, ra var. Bak dikkat et. Buradaki lama geldiğin anda ben buyum levha yazabiliyorsun. Müsaadeniz var. Allah buna da karışmıyor. Bununla ilgili bir cezası yok. Ne ederse kişi kendisi eder. Kulum pek bir acelecidir dediği yer. Ben hiçbir kuluma zarar vermem dediği yer işte. Levhaya ne yazıyor insan biliyor musun? Ben buyum, ben buyum, ben buyum, ben buyum, ben buyum. Çünkü getirdiği benliği, statüsü, politika kısmını da koy, sanatçılık kısmını da koy. Yani kendini beğenmiş olaraktan koy, her şeyi koy. Levhaya koyduğu anda böyle yapar. Bak o levhada benliğini koyduğu için. Hop dur bakayım sen benim kim olduğumu biliyor musun? 10 dakika önce sana, garsona diyor, 10 dakika önce sana yemek siparişi verdim. 15 dakika oldu üzerine. 25 dakikadır bekliyorum, azarlıyorsun. Bana şefini çağır. Sen beni tanımıyorsun, çağır şefini. Bak benliklerini yazıyor orada. Kendi cehennemliklerini yazıyor levhaya. Elif, lam, lam neydi? İnce levha. O levha altından parlak ve elmastan daha güzel olucu bir yer dedim levha. Bu levhayı yazdığı benlikleri, egoları, kibirleri, her şeyi koy içine. Ben dediği yer. Elif, lam, mim. Bak yine mim çıktı karşımıza. İşte orada egosunu, kibirini, o bütün o ete kemiğe bürünüp, bütün şeytani ve ifridi düşüncelerini yazıp da oraya getirdiği mime onları topluyor. Sonra ne geliyordu? Elif, la, mim, ra. Ra ne? İlahi bilinç. Mısır firavunlarında da ra tanrısı diyoruz. Bak ilahi bilinç, ra. Orada ne çıkıyor biliyor musun? Kendi tanrılarıyla tanrısını oluşturmuş insan. Kendi dinini oluşturmuş insan. Kendi işine gelen Allah'ı oluşturmuş insan. Kendi kanunlarını koyan insan. Mime ne yüklediyse öyle bir rası var onun. Aynen öyle. İlahi bilinci oluyor artık.